Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Sima Ergin. Tarih 26 Eylül Perşembe. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Binance, Türkiye'deki yasalara uyum sağlamak için 27 Eylül günü itibariyle Türkçe dil seçeneğini kaldıracağını açıkladı. Borsadan yapılan resmi açıklamada, uyum hedefimiz ve kullanıcılarımıza kesintisi sizme sunma taahhüdümüzün bir parçası olarak Binance.com web sitesi ve uygulamasındaki Türkçe dil seçeneği 27 Eylül itibariyle kaldırılacaktır denildi. Kripto para piyasaları için cuma günü hareketli geçebilir. En büyük kripto opsiyon borsası Deribit'te 5.8 milyar dolarlık bitcoin opsiyonunun vadesi yarın da olacak. Ether sözleşmelerinde ise bu rakam 1.9 milyar dolar civarında bulunuyor. Borsa CEO'su Luke Strice konuyla ilgili açıklamasında bu durum piyasada önemli bir hareketlilik ve volatilite yaratabilir dedi. Bitcoin açık pozisyonlarının yaklaşık %20'lik kısmının karlı bir duruma geldiği görülüyor. Pozisyonların kapatılması veya uzatılması piyasa dalgalanmalarının da şiddetini belirleyecek. Zincir üstü analiz firması Glassnot'un kurucuları altcoin'lerde boğa sezonunun yaklaştığı düşüncesindeler. X üzerinden ortak bir hesaptan piyasayı yorumlayan iki kurucu Jan Hapel ve Jan Aleman altcoin'lerde artık boğa sezonunun yaklaştığını söylediler. İkili son yorumlarında önce bitcoin yükselir bu klasiktir sonra para etere girmeye başlar yine de öncelikle bitcoin'in ATH rekorunu kırmasını bekleyeceğiz BTC keşfedilmemiş topraklara girdiğinde altcoin bu hasta gelecektir dediler. Binance borsası platformda listelenecek tokenların önceden alınabilmesine olanak tanıyan piyasa öncesi işlemleri duyurdu. Kullanıcılar spot listeleme öncesi ilgili token'ı satın alabilecek ya da tam tersi zaten kazanmış oldukları bu token'ları yine erken aşamada satabilecekler. Bu işlemler esnasında ek işlem ücreti ödenmeyecek. Diyarbakır'da filmlere konu olacak bir kripto hırsızlığı yaşandı dolandırıcılık çetesi bir kişiye sevgili tuzağı kurarak 140 bin dolarlık eter çaldı. Mağdur kişiyi sevgili oldukları yönünde kandıran hırsızlardan biri onu evine davet etti. Gruptan bir başka kişi ise önceden eve saklandı. İkilinin vakit geçirdiği esnada ise saklanan kişi mağdurun telefonundan 54 adet eteri başka bir hesaba gönderdi. Hesabının boşaltıldığını evden ayrıldıktan sonra fark eden A.T. adlı mağdur kişi polise gitti. Kamera kayıtları ve kapı zili üzerindeki parmak izleri ise dolandırıcıları ele verdi. Hırsızlar tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki gün önce parasal genişleme adımları açıklayan Çin'de kripto paralar olan ilginin yeniden büyüdüğü görülüyor. Çin Alice's'in 3 yıllık araştırması, Haziran ayına kadar olan 9 ayda Çinlerin 75 milyar dolarlık kripto işlemi yaptığını gösterdi işlemler tezgah üstü olarak da bilinen OTC platformlarından yapıldı. 3 çeyreklik bölümdeki bu rakamın son 3 senenin de zirvesi olduğu kaydedildi. Çin, 2021'de kripto paraları ülkede tamamen yasaklamıştı.